Bugün sizlere Çanakkale Savaşı kahramanlarımız olan Aleko'dan bahsedeceğim. Ali, Çanakkale'de küçük bir köyde yaşıyormuş. Savaşın çok kanlı zamanları olduğu için köydeki herkes savaşmaya gitmiş. Ama Ali de gitmek istiyormuş ama onu yanına almamışlar. Çünkü o daha bir çocukmuş. Çok acıkmış ve susamış Ali. Birden aklına önceki günlerden sakladığı küçük bir parça ekmek gelmiş. Onu çıkartmış. Tam yerken uzaklardan Ali'ye doğru gelen bir karaltı görmüş. Bu bir orada olamazmış. Çünkü dağınık bir şekilde iniyorlarmış. Merak edip onların ne olduğunu beklemeye başlamış. Birazcık yaklaştıklarında onların Rumlar olduklarını görmüş. Ve önde de bir papaz varmış. Ali papazın yanına gitmiş. Ali nasıl konuşacağını düşünebilirsiniz. Ama köydeki kişiler gitmeden önce Ali'yi ailesi bir çırak olarak bir yere vermiş. Ve oranın sahibi de bir Rum olduğu için Ali sanki ana diliymiş gibi hem Türkçe hem de Rumca konuşabiliyormuş. Gitmiş babanın yanına ve demiş ki ben bir Rum çocuğuyum diye kendini tanıtmış aralarını anlayabilmek için. Bana birazcık su ve yemek verebilir misiniz demiş. Papa da onun durumuna üzülmüş ve ona birazcık yiyecek ve su vermiş. Papaz Ali'nin durumuna üzülmüş ve yanlarına katılıp katılmayacağını sormuş. Ali de bu duruma çok sevmiş ve onların arasına katılmış. Rumlar uzaklaşmışlar, yürümüşler Ali ile birlikte ve başka bir tane köye ulaşmışlar. Oraya da yerleşmişler. Ali de kendi geçimini sağlayabilmek için papasının yanında kilisede temizlikçilik yapmaya başlamış. Papaz Ali'nin çok güzel Türkçe'de konuştuğunu görmüş ve o Ali'nin savaşta kullanılabileceğini düşünmüş. Bu yüzden de ona bir mektup vermiş. Demiş ki Aleko, sen çok güzel Türkçe konuşuyorsun. Al bu mektubu, kendi ayakkabının altına bağla ve İngiliz surlarına git. İngiliz siperlerine git ve oradaki komutana bunu teslim et. Komutan ne yapılması gerektiğini bilir demiş. Ali bunun kabul edip edemeyeceğini düşünmüş. Çünkü eğer ederse Türklerin Türk olmasına rağmen Türklerin arkasından iş çevirir, etmese de onun Türk olduğunu anlar ve onu aralarından dışlarlar. Bu yüzden de Ali kabul etmeyi düşünmüş ve almış bu mektubu ve bağlamış ayakkabının altına. Papaz demiş ki Aleko'ya, bizim şifremiz demiş Kıbrıs. Siperlere ulaştığında Kıbrıs diye bağırırsan sana ateş etmezler demiş. Aleko da çıkmış yola. Ama ne yapacağını düşünüyormuş bu mektupta. En sonunda karar vermiş. Türk komutanının yanına gitmeye karar vermiş. Yürümüş. Çok fazla yürümüş. En sonunda Türklerin siperlerinin oralara gelmeyi başarmış. Birden karşısında iki tane Türk askeri görmüş. Onların yanlarına gitmiş ve başından geçenleri anlatmış. Askerler de onu Türk komutanının yanına götürmüşler. Türk komutanına da anlatmış Aleko mektubu ve aferin sana. İşte bunun gibi ülkemizi seven, sayan ve onun için çalışan çocuklar olduğu sürece Türkiye asla devrilemez diye düşünmüş komutan. Ve ona demiş ki sen demiş madem bu kadar çok savaşa katılmak istiyorsun o zaman bu mektubu İngiliz siperlerine götür demiş. Ama bizim olarak bizim için ajanlık yaparsın demiş. Aleko çıkmış yola ve İngiliz siperlerinin yakınlarına kadar gitmiş. Tam ona ateş edecekleri sırada Aleko bunu önceden düşünmüş ve beyaz bir tane mendilini dala sardığı için onu sallamaya başlamış. Beyaz olduğu için de ateş etmeyi barış istiyorum gibi bir anlam çıkmış. Ve Kıbrıs diye bağırmaya başlamış. İngiliz komutanı da demiş ki az daha bir tane Rum çocuğunu öldürüyorduk demiş. Ve Rum'un yanına almış. Bakmış, Rum çocuğu bir tane bir mektup getirmiş. Bakmış içine, okumuş. Papaz İngilizlerden yardım istiyormuş. Ama aslında İngiliz komutanın okuduğu şey gerçek papazın gönderdiği mektup değilmiş. Türk komutanı tarafından değiştirilmiş bir mektupmuş. Bu yüzden Esed haberi öğrenememiş İngilizler. İngiliz komutan normalde Aleko'yu gönderecekmiş. Ama demiş ki Aleko, ben çok güzel Türkçe konuşuyorum. Bu yüzden ben sizin için ajanlık yapabilirim demiş. Bunun üstüne İngiliz komutan da demiş ki, o zaman al bu bombayı demiş ve askerleri tarafından ona bir saatli bomba verdirtmiş. Demiş ki, bu bomba çok güçlüdür. Kurduktan yarım saat sonra patlar, sen o sırada da oradan kaçarsın demiş. Aleko da onu almış, sırtındaki çantasına takmış ve uzaklaşmış karargâhtan. Uzaklaştığında çalıştırmış bombayı, birazcık etrafta dolaşmış. Zaman geçtikten sonra da geri dönmüş İngiliz siperlerine. Normalde askerleri almayacakmış Aleko'yu komutanın içine, ama benim komutana bir sorun var, bir şey unuttum demiş ve girmiş. Demiş ki Aleko İngiliz komutana, bu bomba ne kadar uzaklığa kadar patlatır, nasıl bir etki yaratır demiş. Bu bomba cehennemden getirilmiş bir bomba demiş İngiliz komutan sırıtarak. Bu bombayı kurduğun anda 200 metre içindeki tüm Türk siperleri ve askerleri havaya uçar demiş. Adeta oraya cehennemi yaşatacağız demiş. Ve Aleko da bunun üstüne sırıtmış ve demiş ki, şu anda demiş, ben demiş bir Türk'üm demiş. Daha çevirmenler bunu İngilizce çevirene kadar bomba patlamış ve Aleko sayesinde İngiliz siperlerinin çoğu havaya uçmuş ve İngilizlerin çoğu da ölmüş. Bu sayede de o cephedeki İngilizler öldüğü için o cephe Türkler tarafından çok az kayıp yaşanarak kazanılmış. İşte çok güzel bir kahramanlık öyküsü. Aleko gerçekten çok büyük bir iş başarmış. Normalde şu anda olsa kimse bunu yapmaz. Çünkü niye canını versin ki? Başka bir şey yapmayı dener. Ajanlık yapar. Ama Aleko kendisini feda etmediği sürece, eğer İngilizler ölmezse zaten sömürgeleştirileceği için normal bir hayat süremeyeceğini biliyormuş. Bu yüzden de demiş ki, ben ölsem bile benden sonraki nesiller yaşamaya devam edecek ve ondan özgür bir Türkiye'de yaşayacaklar diyerek çok güzel bir şekilde bombayı İngiliz üssünün içinde patlatmış ve bir sürü askeri de öldürmüş. Bugünkü videomuz sonuna geldik. Videomu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Ayrıca çektiğim videoları hemen görmek istiyorsanız bildirim zilini çalmayı unutmayın. Hoşçakalın.